Ve onun içinde, kendin içinde dua etmekten başka hiçbir çaren yoktur. Çünkü haset kurdun ağacı içten içe yediği gibi insanı yer ve bitirir. Halbuki Allahu Azze ve Celle bizim bu yönden, bu hasede düşmememiz için bütün imkan kapılarını bize açmış mı? Açmış. Ben birisinin hidayetine sebep olursam, birisi onu bana getirerek ben sebep olmuşsam, bana da aynı sevap, o getirene de aynı sevap. Hiç benim tutup sevabından, ha bu sana yardım etti deyip, komisyonculuk yaptı diyerek, ona da bir pay ayır demiyor. Herkese aynı sevabı veriyor. Haset niye? Haset neden? Hangi malı paylaşamadığımızdan? Ha, haset şu olabilir. Eğer birilerine takdir ve saygı kişinin beklentisi haline gelirse, halbuki insan Allah için yaptığı hizmetin karşılığı olarak Allah'tan mükafatın ecrini bekler. Neden? Bütün nebilere, resullere bakın. Topluluk kavimlerine ilk söylediği söz nedir? Biz sizden bu yaptıklarımıza karşılık ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah. Ona var. Haset neden olsun ki? Neden? Ve birbirinize ters dönmeyin, sırt dönmeyin birbirinize. Bunlardan kim istifade eder? Kat'iyetle tevhid ehli Müslümanlar istifade etmez. Bundan istifade eden sadece şeytandır. Ve din düşmanlarıdır. Dikkat edin. Eğer şunları yapıyorsanız, bunları yapıyorsak, konuştuğumuz halde onları yapıyorsak, yani konuştuklarımıza ters düşüyorsak, az önce Ankebut suresinden de zikrettiğim ayette denildiği gibi, iman ettik deyip tamam, ben mukatanın haram olduğunu biliyorum, Müslümana buğz etmeyi de biliyorum, haset etmemeyi de, etmemenin de gerektiğini biliyorum, sırt dönmenin de bunları nasihat ettiğim halde ben yapar bir konumdaysam, ben iman ettim sözünün fiillerinde tasdik edilme işini sergilerim. İşte Allah imanlarında sadık olanlarla olmayanları böyle ortaya çıkarır. O zaman tekrar Allah Resulü'nün buyurduğu gibi kunu ibadallahi ihvana. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz diyor. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاتِ لَيَالٍ. Hiçbir Müslümana, kardeşine üç günden fazla dargın durması, ondan uzak durması kat'iyetle helal değildir. Üç günden fazlası. Neden üç gün diyor? Kardeşine dargın durması ona helal değildir demiyor. Üç günden fazla ondan uzak durması. Neden? Herkes insan. Allah'ın dışında hiçbir kimse insanların sabrını deneme hakkına sahip değildir. Birisine durmadan hakaret edilecek. Sen ona sabrı tavsiye edeceksin. Et güzel. Ama Allah'tan başka insanları kimse imtihan edemez. Bu hakka sahip değildir. Ha, kızabilir. Ama bu kızgınlık üç günü geçmemeli. Üç günde gider herhalde bu. Üç günü aşmamalı. Eğer sen üç günün dışında bunu tutuyorsan, o zaman ey Allah'ın kulları, kardeşler olmuş sözüne ters düşer. Evet, bu hadisi şerifte birbirinizden korkmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin ve birbirinize sırt dönmeyin. Beşinci de hiçbir Müslümana
Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın, ondan uzak durması katiyetle helal değildir. Yani haramdır. Evet. Nerede şey yaptığını, kaldığını hatırlarsanız haftaya devam edebilirim. Çünkü bir sohbette bitecek bir şey değil. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Soru sorabilirsiniz. Mevzuyla alakalı. Gerçi anlaşılması zor şeyler değildi. Evet, sohbetin adı El-Uhuvvetu Eyyuhel-İhva. Ey kardeşler, önce kardeşlik. Bu da imandan bir cüz. Tevhidi korumanın vesilelerindendir. Çünkü tevhidin hatırı gündeme geliyor. Tevhidin hatırını saymayan mutlak onun aslı olan tevhidi de zayi edebilir. Evet. Hocam gıybet sana sözle mi olur? Gıybet işaretli olmaz. İşaretle ancak alay edebiliriz birisiyle. Şöyle yaparız yani. Sen gelirsin, ben bilmedim ki bak falan gibi. Söz demedi. Gıybet, kardeşinin hoşlanmadığı bir sözle onu başka bir yerde anlamadı. O onda varsa ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü de diyor ki, zaten onda olanı söylersen gıybet, olmayanı söylesen bu iftira olur. Şimdi tabii ki bu söz tevhid ehli, tevhidin hatırı derken umuma şamil bir söz aslında. Bu şemsiyenin altına girmeyen nerede olabilir? Bir cenazeye 40 tane tevhid ehli dua etse diyor, Allah onların şefaatini kabul eder diyor. Buna tevhid ehli diyor. Tabii ki yatanın da buna hak eden tevhid ehli olması gerekir. Bundan kastımız Müslümandır. Müslümanlar. Şimdi tabii ki bu hukukun korunması bazen bu kardeşlik adı altında değil. Aslen kardeşlik. Bu kardeşliği zedeleyenler var. Diyelim ki burada dediği gibi namaz kılmayan bunu hak etmeyen birisidir. Ama bu demek değildir ki ona kötü davran. Değil mi? Öyle mi? Çünkü burada tövbe edip, namazı kılıp, zekatı verenler ancak kardeşlerimizdir diyor. Dinde kardeşlerimiz. Bunlar belli esaslar. Tevhid ve namaz. Çünkü bir insan tevhid ehli olduğunu söyleyip, namaz kılmaması mümkün değil. Çünkü kelime-i tevhidi telaffuz edene, Allah Resulü'nün ilk öğrettiği namazdır diyor. Ama namaz kılıp tevhid ehli olmayanlar da var. Şimdi eğer şirki varsa zaten o tövbe etmemiş sayılır. İstediği kadar namaz kılsın. Mekke ehli de kılıyordu. Bu aslında bizim kendimize yönetmemiz gereken bir tenkit. Eğer namaz kıldığı halde birisinin tevhidinde sorun varsa o ortamdaki tevhid ehli görevini yapmıyor demektir. Doğru mu? Yapmıyor demektir. Tabii ki işte kabul etmiyor gibi bahanelerle girmemek gerekir. Tabii ki tepki görürsün.